Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev ortamında hoşaflık kayısı nasıl kurutulur? Bütün ayrıntılarıyla bu videomda anlatmaya çalışacağım. Şimdiden herkese iyi seyirler. Öncelikle olgunlaşmış kayısılarımızı bol suda yıkayıp süzelim. Suyunu süzdükten sonra kayısılarımızı ikiye ayırıp çekirdeğini içerisinden çıkaralım ve bir tepsinin içerisine yerleştirelim. Ben fırın tepsisine yağlı kağıt sermedim. Siz dilerseniz yağlı kağıt serebilirsiniz. Kuruduktan sonra rahatça tepsiden alabilirsiniz. Kayısılarımızın hepsini bu şekilde çekirdeklerini çıkaralım. Hoşaf için kullanacağınız kayısıların olgun olması daha önemli. Çünkü olgunlaşmış kayısıda yapılan kayısı kuruları daha lezzetli oluyor. Bu şekilde 4 gün boyunca güneşte bekletelim. 4 günün sonunda gördüğünüz gibi kayısılarım kurudu. Benim balkonum tamamen güneş alıyordu. O yüzden 4 günde kurudu. Bu daha önceden kurutmuş olduğum kayısı kuruları. Gördüğünüz gibi kupkuru oldu. Hiç yumuşaklık yok. Şimdi ise kavanoza koyup serin bir yerde muhafaza edeceğim. Bu kayısılarla kayısı kavurması, kayısı tatlısı veya hoşaf yapabilirsiniz. Kurutmuş olduğum bu kayısılarla inşallah en kısa zamanda kayısı kavurması yapacağım. Bu da kahvaltıda veya çayın yanında yiyebileceğiniz harika bir lezzet oluyor. Kayısılarla yapmış olduğum hoşaf da kanalımda mevcut. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Kayısı kurusunu yalnızca hoşaf veya tatlı olarak düşünmeyin. Çayın yanında da tüketebileceğiniz harika bir lezzet. Kurutmuş olduğumuz kayısıların güvelenmemesi için kesinlikle serin bir ortamda muhafaza etmenizi tavsiye ederim. Bugünlük benden bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.